Kızım, bu tarafa döner misin? İki kişi mi gideceğiz asansörde? Çok heyecanlıyım. Ayranı ve suyu nasıl götüreceğim? Ayran kalsın, meyve suyu alırız bir tane. Şeyde suyu da elimizden götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü derse işlemeyeceksiniz. Nereye koyacağım? Öğretmen. Ben bakayım mı? Ama ben bakayım mı? Tamam. Dur bakalım. Benim gözlerim olmadı da. Tamam, kalsın şimdi. Gidene kadar idare eder mi? Dön bana bir. Bana döner misin? İçine mi koyalım? Ama olmadı ki. Dur, maske takacağım. Hadi ayakkabını giy. Hadi kızım, hadi. Tamam mı anneciğim? Asansörü çağır anneciğim hadi. Günaydın. Anne, hayırlı sabahlar herkese. Anneciğim, anne hırsız gene girmiş gibi. Evet. Nasılsınız bu sabah canlarım? Biz iyiyiz. Soğuk biraz. Kalktık kızımın okuluna gidiyoruz. Karnı almaya. Ay ne yaptın? Kızımın karnesini almaya gidiyoruz bugün. Okulda da alacağım. Hadi bakalım.
Gel bu tarafa anne. Kenara gel. Kedi mi alalım? Ay kızım, bir o eksikti yani ha. Kuşumuz var, balığımız var. Bir de kedi mi alalım Allah aşkına? Kaldırma çıkar mısın anne? Ya çok tatlı. Yok anneciğim, kedi kalsın. Kedi kalsın. Anneannenin kedileri oluyor. Gittiğimiz zaman onun kedilerini seversin. Yok kedileri. Hı? Köyde, köye gidince köyde besliyor ya. O da karşı. Evet. Onu getirse, getirse. Hı. Besliyoruz. Anneanne, köyde bir ev daha vardı şu tarafta. O evin adı neydi? Beşer abi. Hı hı, evet. İşte abi olarak kimse yokken orada Alice miydi, neydi? Köpeğin adı neydi? Köpeğin adı... Ay unuttum, neydi hakikaten? Değişik bir ismi vardı. Alex miydi? Yok, Alex bizim önceki köpeğimizin adı. Evet. Şimdiki köpeğimizin adı da Tümen. Ne? Tümen. Neydi onun adı ya hakikaten? Tümen. Ben de unuttum. Tümen. O kadar geldik. Nasılsınız? Canlarım, güzellerim, inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür Allah'a. Biraz hava güzel bugün. O kadar soğuk kalmamış. 2 gün öncesinin soğuğu kalmamış. Allah'ım 2-3 gündür ne soğuk vardı, ne soğuk vardı ya Rabbim. Yani yok, birazcık soğuk. Soğuğun ağzı kırılmış derler bizde. Birazcık soğuk şey olmuş yani. Hafif böyle ılık. Hani yine soğuk ama en azından üşümüyorum. Şu an çok öyle aman aman üşümüyorum. 2 gün öncesinde pencereden bakarken donuyorduk resmen. Öyle bir soğuk vardı. Aileni bıraktım. Sınıfına gönderdim aileni. Öğretmene de sordum. Nasıl hani saat kaçta alalım diye. Saat 10 ya da 10.30 gibi işte 10'da karneleri vermeye başlayacağım dedi. Ben saat 10'da tekrardan geri gideceğim. Şimdi eve gideceğim. Saat şu an 9. Eve gideceğim. Alelacele bir kahvaltı yapacağım. Alpergir'i okula göndereceğim. Onlar da saat 9.30'da okulda olacaklar. Onların da karneleri saat 10'da verilecek. Onlar da veli istenmiyor zaten. Velileri almıyorlar içeriye. Saat 10'da karneleri alacak onlar, eve gelecek direkt. O yüzden bugün çok karma karışık oluyor. Yani şimdi eve gideceğim, kahvaltı hazırlayacağım. Ben kahvaltı yapacağım. Çocuklar kalkar kalkmaz kahvaltı yapmazlar. Onlar okula gidecekler. Saat 10'da tekrar ailenin okuluna gideceğim. Ailenin karnesini alıp, aileni alıp eve geleceğim. O saatlerde Alper'le Ayto da gelmiş olacak. Sonra ben onlara tekrar yeniden kahvaltı hazırlayacağım. Bugün öğlene kadar böyle olacak. Böyle geçecek anlaşılan. Bugün evden beslenme hazırlamadım. Simit canı istiyordu. 2 tane simit aldım. Çünkü öğretmen beslenmelerini getirin dedi. 2 tane simit aldım. Aylin 2 tane meyve suyu istiyordu. Kızım bir tane alalım, 2 tane olur mu dedim. Anne 2 tane al bugün dedi. Çok canım istiyor dedi. Vallahi bilmiyorum. Bakkala girdim. Bakkalcı dedi ki, ben bir tane meyve suyu dedim. Meyve suyunu verdi. Bunu dedi bir hayırsever dağıtıyor dedi. İyi dedim, Allah kabul etsin. Bir tane daha aldım artık ben. Ailenin de isteği yerine gelmiş oldu. Zaten yine alacaktım çünkü çok canı istiyor demek ki. Yine 2 tane alacaktım ama biri bir hayırseverin yardımı oldu. Allah kabul etsin. Ay sabah sabah
Boğazım tıkandı. İnşaat var şurada, çok ses oluyor. Aylin de bunu takmadı, okula girene kadar taktı. Dedim şimdi kaybeder falan, zaten sınıflar sıcak klimalı. Öyle. Ay yarabbi. Ay bugün koşturma olacak. Valla bugün hep bir koşturma olacak valla. Öğleye kadar koşturma. Git git gel okula. Neyse artık bugün, aynı zamanda bugün cuma. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim herkesin dileğini, gönlündekini versin inşallah. Bu arada ben eve yaklaştım. Evde görüşürüz. Şöyle içeriye ışık girsin. Yukarı çıktım, oğlanları kaldırdım şimdi. Onlar giyiniyorlar. Onları da okula göndereceğim. Ha kuzum. Uyumak istiyorum bu kadar. Uyumak mı istiyorsun? Yakup da bana trip atıyor, beni niye uyandırdın diye. Ama oğlum okula gideceğiz aşkım. Hayır, ben yatmak istiyorum. Ay ben yatmak istiyorum diyor. Aşkım benim. Oy kuzum, uyumak istiyormuş ama mecbur kaldım uyandırmaya. Çünkü okula gideceğim tekrardan birazdan. Değil mi ama? Acele acele bir kahvaltı yapacağız Yakup'la. Çünkü şimdi okulda karne verme işleri falan uzun sürer. Yani bir saati bulur. Bütün öğrencilere karne verilecek. İstiklal Marşı okunacak falan. Saat 11 gibi anca eve döneriz. Ha kuzum. Ben de o saate kadar duramam vallahi aç. Kanka tanta alalım mı? Ne kanka alalım çanta. Annem? Ne? Kanka tanta. Çanta mı? Şey tanta. Ne çantası? Senin. Tamam alırız. Hadi gel sen televizyon izleye dur, ben kahvaltıyı hazırlayayım, tamam mı aşkım? Tamam mı? Şuradan soframızı alalım. Ekmeğimizi alalım. Ay. Neyi çıkaralım? Bu. Neden? Afilere bakacağım. Afilere bakacağım. Anneciğim onun pili çıkarılmıyor. Hayır. Tamam mı? Hayır onun pili çıkmıyor. Ver bakayım sen bana onu bir dakika. Şimdi şuraya ekrana bir 8888 diye bir rakam gelmiş. Bu oğlum Digiturk'ün şeyini ver bana. Kumandasını onunla yapacağız. Alper bu çıkmıyor. Buna bir baksana annem ya. Ben anlamıyorum. Bu arada arkadaşlar saati 1 yaptık. 1'e 5 var. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı arkadaşım yine orada. Süpürgem. Her zamanki gibi. Okuldan geldik. Çocuklar karnelerini aldılar. Karnelerimiz süper arkadaşlar. Alper de Aytuğ'da takdir aldılar. Dur. Eve geldim. Eve gelmeden önce komşuya geçtim. Orada bir kahve içtim. Tamam tamam. Kahvemizi içtik. Eve geldik. Tekrardan bir kahvaltı hazırladım. Oğlanlarla yeniden bir kahvaltı yaptık. Ben böyle yarım yamalak bir bardak çay içip gitmiştim. Çocuklarla hep birlikte bir kahvaltı yaptık. Sofrayı topladım. Makineye çamaşırımı attım. Evi süpüreceğim. Bir ortalığın tozunu falan alacağım. Tekrar ben komşularımı kahveye çağırdım. Öğleden sonra gelin dedim oturalım. Örgülerinizi de alın gelin. Oturup örgümüzü örüp kahvemizi içelim dedim. Öğleden sonra onlar gelecekler. Böyle saat 2'den sonra haber veririm. Ben de 2'ye kadar işlerimi bitireceğim. Gelin evi başlamış bu arada. Yakup hadi ver anneciğim onu. Ver şimdi o şey yerinden çıkar. Buranın da. Efendim. Evet birazdan. İşlerimi bitireyim de. Şimdi şöyle gösterelim. Şu kızımın karnesi arkadaşlar. Tevzeleri hepsi çok iyi. Bu
Yalnız şöyle yapalım. Teyze kimlik numaralarını kapatalım. Evet. Bakın teyzeleri, kızıma öğretmeni dur. Düzgün dur. Okuyalım. Şöyle. Yaşasın okuyup yazıyorum Birge Aylin Çavuş. Okuma yazmayı öğrendikleri için böyle bir rozet taktı bütün öğrencilere. Bu Aytuğ'un takdir belgesi. Şöyle yapayım. Çıkaramıyorum. Bu da şöyle göstereyim. Alper'in takdir belgesi. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapayım. İkisi de takdir belgesi aldı teyzeleri. Bu şekilde. TC kimlik numaralarını kapatıyorum. Ay. Böyle. Ve ayrıyeten Alper tema gönüllüsü oğlum. Alper'in sınıfı komple değil mi Alper? Bütün sınıfça tema gönüllüsüsünüz değil mi? Alper'e de böyle bir zarf vermiş öğretmeni. Bütün sınıfça Alper'in sınıfı tema gönüllüsü, rozet ve içinde bir de tema gönüllüsü olduğuna dair kartını da vermiş. Doğayı seviyoruz. Notumuzu da bıraktık. Öyle de sana okunmaya başladı. Efendim. Ay. Cuma namazı kılacak olanlar parkta. Demek ki cami dolmuş. Parkta da namaz kılanlar oluyor. Bakın oraya. Namazlarını sermişler. Allah'ım kabul etsin inşallah ya Rabbim. Hadi Yakup. Hadi biz de şu evi bir süpürelim. İşimizi gücümüzü bitirelim. Teyzeleri çağıralım. Kahve içelim. Örgü örelim. Tamam mı? Ben süpüreceğim. Sen mi süpüreceksin? Tamam sen süpür. Kahve yanına Aytuğ'u bakkala göndermiştim ya, etinin çikolatasını almış Aytuğ.
kahvemi ocağa koydum. Şimdi komşular geldiler. Örgülerini aldılar ellerine. Hadi sen de örgünü al diyorlar. Alacağım benim ama önce dedim kahvelerimizi bir pişireyim. Kahvemizi içerek örgümüzü işleriz inşallah. Çamaşırlarımı falan da serdim. Kırıldı. Şunu şöyle şeyle keseyim. Valla tam da böyle şeyle kesemiyorum lan. Bismillah. Bıçak kırmadı elimden valla. Ne oldu anneciğim? Bir tane verir misin? Ver canım bekle. Bunlar bir ayağını yiyip. Çikolata! Çikolata! Ah, arkadaşlar ne demek? 1 2 3 Geliyor. 3 Bana da. Bana da. 4 Bana da. 5 Ah, bu Aytu. Yakup'un. Buna. Buna da. Herkese iyi oldu mu? Buna da bir tane daha. Abi, abim bile. Aytu abim. Buna da bir tane. Tamam. Bekle. Al. Bu da senin. Tamam. Tamam mı? Herkes aldı mı? Kimse eksik kalmasın ha. Aileyi paylaştırdın mı kızım herkese? Kahvelerimiz hazır. Ali geldi şimdi markete uğramış. Marketten şöyle Emin döner almış. Emin dana kuzu döner almış. Uzun süredir bunu yapmıyorduk arkadaşlar. Canımız istedi bugün. Çocuklara bunu yapacağım. Canım pizza istiyor. Bugün de yine hazır yiyeceğiz. Bu aralar biraz hazıra kaçtık biz. Süper fresh pizza. Mısırlı, sucuklu, zeytinli falan karışık pizzamızı da yiyeceğiz. Islak mendilimiz kalmamıştı. Bir paket ıslak mendil almış. Daha sonra ya niye dost yoğurt aldın ya? Ben dost yoğurdu hiç fazla sevmiyorum. Şöyle dost yoğurt almış. Bir de çocuklar şimdi dana dürüm yiyecekleri için Lekola almış. Çünkü çocuklar seviyorlar bunu. Bu da tamam. Yani şuradaki efendim. Neyi kapandı? Klima mı? Hayır. Gel burnunu sorayım. Televizyon mu? Evet, televizyon. Televizyonu iyi. Tamam, birazdan açarız televizyonu, tamam mı anneciğim? Işıklar açıyorum. Tamam aşkım. Işıklar gitti. Tamam. Şurada bak 1, 2, 3, 4 parça var arkadaşlar. Kola, yoğurt, ıslak havlu, pizza ve dana kuzu. 5 parça. 1, 2, 3, 4. 5 parça 92 lira tutmuş. Bakın. Bakın. İnanmıyorsanız bakın. 92 lira tutmuş şu 5 parça ya. Başka bir şey yok arkadaşlar içinde. Pizza, döner, ıslak mendil, yoğurt ve
Kola ya 5 parça 92 lira tutar mı ya Rabbim? Pizza 26.90 olmuş. Dana döner 23.90 olmuş. Yoğurt 19.90 2,5 kilosu. Kesinlikle Migros'un kendi Migros markalı yoğurdun hiçbir şeye değişmiyorum arkadaşlar. Gerçekten Migros'un yoğurdu çok güzel. Ama Ali işte BİM'e geçince BİM'den almış. Neyse sorun değil. İçecekte 8.50 olmuş. Ah ah, fiyatlara baktıkça içimiz kararıyor. Gerçekten içimiz kararıyor. Fiyatlara baktıkça içimiz kararıyor. Haksız mıyım? Siz söyleyin. Haksız mıyım şimdi canlarım? Fiyatlara baktıkça içim kararıyor ya. 5 parça 92 lira ya. 5 parça 92 lira. Pes pes. Ne hale getirdiniz bizi ya? Ne hale getirdiniz? Şimdi yoğurdu dolaba koyacağız. Şurada dursun. Ben çay demledim. Bugün dün mantı yemiştik. Bugün de şey yiyeceğiz arkadaşlar. Ben Ali ile ben pizza yiyeceğiz. Çocuklara da çocuklara da döner yapacağım. Dana döner yapacağım. Zaten onun için Ali lavaş ekmeği almış. Döner arasına döner koyup sarmak için lavaş ekmeği almış. Şimdi fırınımı açayım. Isına dursun. Bunun içine yağlı kağıt koyayım hemen. Bugün ama ne olmuş buna böyle? Bugün sabah öğleye kadar okulda koşuşturmam oldu. Çocukların okuluna karne dolayısıyla çocukların okuluna gittim geldim. Bir daha gittim geldim. Bir daha gittim. Böyle iki sefer üç sefer git gel. Sonrasında da komşular geldiler. Yani ben çağırdım. Gelin oturalım kahve içelim falan dedim. Onlarla oturduk. Onlar gittikten sonra Alper'i berbere gönderdim. O tıraş oldu geldi. Yakup'u uyuttum. Ortalığı toparladım. Çamaşır serdim. Allah'ım çıkan bulaşıkları yıkadım. Videomu düzenlememiştim. Videomun düzenlemesini, etiklemesini yaptım. Yükledim ettim derken bu saat oldu. Ali'yi aradım dedim. Gelirken markete uğra. Marketten hazır bir şeyler al. Valla dedim hem çok yoruldum hem de evde şu an hemen böyle şipşak yapacak bir şey de kalmamış. Sen dedim marketten ya dedim böyle hazır pizza falan al dedim. Ekmek de yok, ekmek falan al. Ha bugün de böyle olsun. Yarına Allah büyük, yarına sulu yemek yaparım. Öyle canlarım. O yüzden bugün de böyle hazır yiyeceğiz. Ha kuzum. Neyi? Tamam bekle. Bekle abi banyodan çıksın öyle tamam mı? Bizim şarjlarda bir problem mi var? Ben de anlamadım. Banyodan hem elektrik az geliyor. Elektrikte bir problem var. Elektrik az geliyor. Çünkü şeyi çalıştırıyoruz. Yakup ne yapıyorsun? Aldın mı sen mendili çıkarttın mı? Ne onun adı? Şofbeni çalıştırıyoruz. Şartel atıyor. Hava çok soğuk ya. İnsanlar klima artı elektrikli soba falan herhalde çalıştırıyorlar. Elektriklere çok fazla yükleniliyor şu ara soğuktan dolayı. Bundan dolayı da şofbene elektrik az mı geliyor nedir anlamadım. Şartel atıyor. Dün çocukları bir banyo yaptıralım dedik. Dün değil evvel sürü. Çocukları banyo yaptıralım dedik. Sadece Aylin'le Aytu. Evet Aylin'le Aytu'yu zorla yıkadık. Alper burada şartelin başında bekliyor. Sandalyeye çıkmış bir şekilde. Evdeki bütün normalde elektrikli sobayı açıyorum ben. Çocukların kıyafetlerini de oraya koyuyorum. Banyodan çıkan hemen sobanın önünde giyiniyor. Aslı'nın. Da buraya tamam. Burada. Saçlarını kahverengiye, elbisesini turuncuya boya diyor. Sonra turuncuya yakın bir renge de boyayabilirsin ya da Yakup'un boyamalarından bir turuncu alabilirsin. Turuncu yok onunla. Evet. Abinden al. Yani anlayacağınız elektrikli sobayı, klimayı, televizyonu, bilgisayarı her şeyi kapattık. Sadece evde
Elektrikli alet olarak şofben çalışıyor. Banyodaki şofben çalışıyor. Ve biz maalesef çocukları zorla yıkadık. İkisini sadece, biz hepsini yıkayacaktık. Sadece ikisini zorla banyo yaptırabildik. Alper şartelin başında bekliyor. Şartel attıkça Alper şarteli kaldırıyor. Şartel attıkça Alper şarteli kaldırıyor. Neyse dedik, hadi bugün çok aşırı soğuk. Çocuklar şey olmasınlar, bir an önce banyolarını yaptırıp çıkaralım. Bir tanesi de fazla mı oldu, ne oldu? Daha doğrusu şeye ikiye böleyim. Şeye sığmıyor, tepsiye sığmıyor. İkiye böleyim de o şekilde şey. O gün öyle, bugün de şimdi Alper banyo şey tıraş oldu geldi. Baktım hava da bugün güneşli ama hava soğuk olduğu için enerji ısınmamış. Oğlum dedim bekle, baban gelir birazdan, şeyi ayarlasın, şok beni ayarlasın. Şimdi dedim belki yine şartel falan atar, ben uğraşamam, beceremem. Bekle dedim, baban gelsin, sana dedim şok beni ayarlasın, banyonu yap. Şimdi çıktı çocuk banyo yapmaya, daha şarteli şeyi çalıştırır çalıştırmaz, şok beni çalıştırır çalıştırmaz elektrik attı. Artık şu an klimayı kapattım. Fırını çalıştırdım ama şu anda bir şey yok. Dedim oyalanma. Hemen bir duşun alıver, hızlı bir şekilde duşun al. Çık, hem düşürsün hem de şartel atar. Şimdi suyu bir daha ısıt, bir daha bilmem ne falan. Hiç böyle de olmazdı ama, biliyor musunuz? Ne oldu? Öyle mi? Allah Allah. Olabilir yani, yılların şofbeni artık. Evet. Hangisi bu? İhlas'ın gibi demir dökümü? Demir dökümü için demir çatı yıkanıyor. Ana, ölü banyoda mı yıkanır? Evet. Keşke yanında duraydık. Bir şey lazım olur falan. Yok, hepsini verdim ya. Ha. Elektrikli sobayı? Yok, ayağımı çıktı olsun, açar. Tamam. Arpa, Ayto. Üşümesin de çocuk. Abi, bana yapıyor şu anda. Aile, gelme kalk odaya toparla. Tamam tamam, o derin odaya toparla. Neyse, şofbende sıkıntıymış arkadaşlar. Şartelde, elektrikte, şartelde değilmiş. Çünkü bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı. Elektrik sistemlerimizde hiçbir sorun yaşamadık şimdiye kadar. Şofbende varmış sıkıntı. Yılların şofbeni yani. Neyse, bizim ebeveyn banyosunda da şofbenimiz var. Alper'i oraya geçirmiş. Evde iki şofben olması iyi yani. Evet. Şimdi bugün komşularım geldiler. Onlarla oturduk. Onlar aldı örgüsünü eline. Ben aldım örgümü elime. Bir yandan kahvemizi içtik. Bir yandan örgümüzü örerek. Ben hediyelik yelek örüyorum. Arkadaş oğluna örüyor. Diğer arkadaş da birisine yine herhalde hediyelik de bilmiyorum örüyor. Öyle örgümüzü örerek kahvemizi içtik, sohbetimizi yaptık. Ay bismillah, elimden şey oldu. Şurada ekmeğimiz var. Ne yaptın oğlum buraları sen? Neyse, bugün itibariyle 15 gün tatile girdik. 15 gün tatilde ne planlarınız var? Dün şeyde diyor ki, haberlerde diyor ki 15 günlük tatile giriliyor. Otellerde rezervasyon yani sürekli rezervasyonlardan otellerde odalar dolmuş. Maşallah dedim yani, maşallah. Ülke ekonomisine katkı. Şimdi şu şurada kalsın, şunu yapacağız. Şu sofraları silkelemiştim. Bunları bir katlayıp yerine kaldırayım. Thank you.
içeride yeriz. Burası şu an şey, klimalı odada yeriz yemeğimizi. Tepsiyi çıkarayım. Şimdi bir yandan burayı topluyorum, bir yandan diye. Benim tatil planım var mı? Ben uzun, yani 15 günlük tatilin çoğunu ben annemde geçirmek istiyorum. Uzun uzun annemlerde kalmayı planlıyorum. Orada arkadaşlarım, her gün bir arkadaşıma gideyim. Her gün bir komşumuza gideyim. Oradaki komşularımı özledim. Her gün bir komşuma da oturayım. Her gün bir arkadaşımla oturayım. Annemde kalayım. Yani uzun uzun şeyde, annemlerde kalmayı düşünüyorum uzun bir süre, tatil boyunca diyebilirim. Yani tatil boyunca orada kalmayı planlıyorum. Çünkü diğer zamanlarda okul açıldığında yine ben okul telaşım, hafta içi okul, bir de cumartesi pazar tatil, ama pazar günleri Alper'in etüt dersi var. Okulda. Yani Alper haftanın 5 günü değil 6 günü okula gidiyor. Sadece cumartesi günleri evde kalıyor. Ben de anneme gittiğim zaman bir günlüğüne gidiyorum. Bir günlüğüne gitmek de yani bir şey anlamıyoruz. Ne çocuklar doyuyor, ne ben doyuyorum, ne annem doyuyor, birbirimize doyamıyoruz. O yüzden bu tatili, ben 15 gün tatilin hemen hemen hepsini ben annemde geçirmeyi düşünüyorum inşallah. Şükür, Rabbim binlerce şükür. Kar yağı tepeden yel vurunca kapıdan getirir benim polim. Yakup bugün ne yapmış biliyor musunuz? Dünkü videoda anlatacaktım ben size. Unutmuşum, bugünkü videoda anlatayım. Çünkü bu kavanozu görünce aklıma geldi. Bu benim şeker kavanozum. Bu sabah kahvaltısında bu kavanoz doluydu. Şey, evet. Bu kavanoz doluydu sabah kahvaltıda. Ben mutfağa geldim bir şey için. 2 dakikada oğlanlar da öbür odadaydılar. Salonda sofra seriliydi. 2 dakikalığına mutfağa geldim. Mutfakta işimi bitirdim. Geri tekrar salona döndüğümde bu şekerin, bu kavanozun içindeki şekerin hepsi kavurmuş olduğum yumurtanın içine dökülmüş. Yarısı, yani yarısı yumurtanın içine dökülmüş, kalan yarısı şu tepsi, kahvaltı yemek yediğimiz tepsi var ya, şu sinir, bu sinirin içine dökülmüş yerlere, sofraya ve kendisinin üzerine. Zaten ben görünce hayatımın şokunu yaşadım diyebilirim. Yakup'un elleri, üstü, pijaması, halı, sofra, yumurta, kavurduğum yumurtanın içi ve tepsinin içi, her yer şeker. Bu kavanoz bomboştu. İçinde hiç şeker kalmamış. Düşünün, görünce ben hayatımın şokunu yaşadım diyebilirim. Ne yaptım, ne yapabilirim? Bu arada fırınımdan çok güzel mis gibi kokular geliyor. Tabii ne yaptım, ne yapacağım? Elleme Yakup. Biraz kızdım teyzelere. Biraz kızdım. Bana kızdı. Tamam. Ondan sonra şey, ne yaptım? Aldım, temizledim. Yapacak bir şey yok. Şeker bezi yani oldu. Vallahi ne yapayım? Aldım, temizledim. Şunu şöyle koyalım.
Canlarım benim. İşte böyle. Benim oğlan böyle yapmış. Bahçe sulamaya gidiyor gibi paçaları sulamış. Ha, ayağımız patladı. Taraf giyeti mi olmadı? Artık yemeğimizi yiyelim. Ben de bugün yolladım. Okula iki sefer kartaya git gel. Aylin'i götürdüm. Geldim. Ali Hacı'nı kahvaltı hazırladım. Sonra şimdi koydum canımdan. Şimdi yok o biraz şey olunca erim ya. Böyle biraz erime oluyor ya. Şimdi koyalım. Ne sen ona bir bak da bir şeye ihtiyacı olursa. Şofbenlerimizin markası iki tane şofbenimiz var demiştim. Biri biri demir döküm, biri İhlas. Bizim ilk evlenirken aldığımız demir dökümdü. Biz onu uzun yıllar kullandık. Sonra biz bir yerden İhlas marka aldık. İhlas markayı da şu an İhlas'ı kullanıyoruz. Biri ebeveyn banyosunda takılı, biri üst kattaki banyoda takılı. Alt kattaki banyoya şofben takmamış. Çünkü alt kattaki banyo banyo yapma amacıyla kullanılmıyor. Duş kabini bölümünü ben depo gibi kullanıyorum biraz orayı. Şunu bir karıştırayım bir yandan da. Yani aslında ikisi de çok kaliteli markalar ama artık uzun yıllardan beri kullandığım için herhalde miladı doldu. Thank you.
Normalde saat 1 gibi yüklemem gerekiyor. Yüklemeye de çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama bugün dünden beri, dün ve bugün akşama kalıyor videolar. Bir de bana hep takipçilerim şey diyor. Gökdür, neden öbür kanalda çok kısa video atıyorsun? Arkadaşlar yetişemiyorum. Benim esas ana kanalım bu kanal. Çavuş Ailesi'nin günlüğü kanalı. Önemli konuları, önemli mevzular olduğu zaman yani gün boyu ona video çekiyorum. Arta kalan zamanda kısa video olaraktan da diğer kanalıma çekiyorum. Çünkü ona da emek verdim. Onun da bir şekilde yürümesi gerekiyor o kanalında. Anneciğim, bunlara yemekten sonra bakalım artık. Tamam. Ama keşke, gönlüm ister ona da uzun video çekeyim. Hep diyorsunuz bu kanalına da, Gökdür Çavuş altı ikinci kanalına da uzun video çek diyorsunuz ama keşke, elimden geleni de yapmaya da çalışıyorum. Sizleri de memnun etmeye uğraşıyorum. Gerçekten de hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Desteğinizi hiçbir zaman bırakmadınız. Şimdi ne yapalım? Güzellerim, biz o da kavruldu. Fırınındaki de herhalde çıkıyor. Geliyorum, geliyorum. Aşkım, geliyorum. Pizzalarım pişmiş. Şöyle. Pizza mı? Pizza yiyecek mi? Sen yemezsen ben hepsini yerim. Ver. Ben yiyeceğim. Ver. Bana niye, şu ana bırakmayacağım. Hepsini ben yiyeceğim. Ver. Tamam, ver. Tamam. Ben yiyeceğim. Tamam, tamam, sen ye. Babaya bakacağız.